mis gibi bir günden günaydın. Bugün hava güneşli ve çok keyifli. Bu sefer evin bu tarafı esmiyor. Dışarıda öyle çok büyük bir esinti yok. O yüzden çok keyifli bir güne uyandık. Bakalım gün nasıl başlayacak ve bitecek. Size biraz doğa sesi bırakayım. Dün akşam bülbüller bu taraftaki ağaçlarda ötüyordu. Çok güzeldi. Çakallar da bu tarafta oluyordu. Göl ve deniz manzarası. Deniz gökyüzüyle bir olmuş, şu anda pek görünmüyor. Hadi şimdi tüfek olsun. Anne, şunun üstünü kapatır mısın? Nasıl kapatacağım? Aa, böyle ama böyle kapatır mısın anne? Tamam, ben çıkartıp sabitleyeyim mi? Tamam. Ama böyle duracak ve benim tüfeğim olacak. Şimdi sen yolları deliyordun. Ne ara öyle oldu? Ama ben de böyle tüfek olmasın. İyi, peki getir. Aklın amca. Kolay gelsin de. Kolay gelsin de. Kolay gelsin. Selahattin amca sana ne getirdi Yazıt'a bugün? Yumurta. Yumurta getirdi değil mi, taptaze? Yazıt'cığım, yiyecek misin peki yumurtalarını? Kaç tane yumurta getirdi Selahattin amca sana? Bir, iki, üç, dört. Afiyet olsun. Yine kahvaltı vaktindeyiz. Hazırladık biz şimdi balımla beraber kahvaltımızı yapacağız. O yine limonatasını içiyor. Ben çayımı içiyorum. Böyle bitireceğiz bunları. Sonra yine vitaminlerim var. Ondan sonra da devam. Ben de getirdim yumurtaları yiyeceğim. Hadi gel bari, sen de Sula yardım et. Yumurtaları yiyecekmiş, onu söylüyor Selahattin dedesi. Aa, yedin mi yumurtayı? Şimdi onu yiyecek. Hadi ye bakalım. Teşekkür ederim bak. Bal şimdi gelincik toplamaya gidiyor. Gelincik de gelinciği sadece hayvan gelincik olarak bildiği için devinen bir gelinciği anlatmaya çalışıyorum. En sonunda anlatabildim. Şimdi de gelincik toplamaya gitti. Tamam. Evet, işte o gelinciklerden kopartacaksın. Topla bakalım. Güzel kokuyor mu? Evet, teşekkür ederim. Bütün polenlerimi yuttu. Hayatımda ilk defa böyle doğal polen yuttu yani şu anda. Bakalım yaprakları dökülmeden getirebilecek mi? Rüya gibi. Doğal. Aferin benim yakışıklı olma. Çok teşekkür ederim balım. Bunu saçıma takmak ister misin? Gelincik bu tarafa doğru baksın ama. Oldu mu güzel? Oldu ama ben de takacağım. Tamam, sen de tak, al tak hadi. Yağız Ata'nın yumurtaları. Selahattin amca Yağız Ata için getirmiş böyle. Bir tanesi inanılmaz sıcaktı. Tavuğun altından aldığı gibi getirmiş. Böyle yanımıza yumurta getirmiştik. O kap boşalmıştı. Şimdi bunları koyduk. Artık bunları evde pişireceğiz. Mis gibi köy yumurtası. Sizi seviyorum. Biz de seni seviyoruz. Aşklarım benim. Sen de sağ ol. Geliyorum ben de. Etrafı daha net göreyim diye gözlüklerimi taktım yine. Gözlükle bakmakla gözlüksüz bakmanın arasında çok fark var. Bizim keyifçiler. Hoş buldum. Yattı hemen bak. Benimki de güzel mi benim şarkım da babacığım? Söyle bakalım şarkını. Ezan bitti.
Ay ben de çorabı çıkartayım. Ferah. Neşeli ayaklar oldu. Yukarı bak. Cam bilecik yamayı kapandı. Ama şu şansınız. Bunda dükkanlıyor. Meyve dükkanlıyor. Kapandı meyve şimdi. Dükkanlıyor. Ama olursa olsun. Yiyeceğiz. Yemek yemişim ya. Doğrusu olsun yemeklerimizi güzel yiyeceğiz ve süreyi yeneceğiz. Yeeey! Benim şarkım bu kadar. Harika bir şarkı oldu gene. Ağzına sağlık. Benim şarkım bu kadar çok babacığım. Çok güzel oldu babacığım. O ne? Ayacıkları toprakla buluştu balımın. Yürüyebilirsin anneciğim istediğin yere. Dur basarken dikkatli bas. Burada polen var. Onu birazcık götüreyim mi? Polen mi götüreceksin? Götür oraya bırak belki alır ama zannetmiyorum. Açıyorum. Al al biraz atar. Al sana asıyor. Al al al. Dün donuyorduk, bugünkü halimize bak. Su çok soğuk. Hoppa. Sana bir bakayım, gel bakayım yanıma. Bu hale. Deminden beri bahçedeydik. Yağız atı bayağı keyif aldı. Her yeri kazdı. Öyle birkaç ot, yani birkaç ot yolduk sadece. Şimdi geldik, tekrar evdeyiz ama bende bir mide bulantısı başladı. Böyle bayağı kendimi kötü hissettim. Uzanma ihtiyacı duydum. Yorgunluk geldi. Artık oksijen çarptı diyorum ama arada zaten oluyor hala böyle bana. Kabın içine babacığım doldurdun mu? Baban şimdi, deminden beri seni kurutmaya çalışıyor. Ben şimdi şuşuyorum. Yağız Ata da kurulağına geldi. Sevgili de sağ olsun dışarıya koltuk çıkarttı bana, ben hava alayım diye. İyi oldu. Şimdi biraz hava alıyorum. Sanki hiç hava almamışım gibi. Deminden beri dışarıda değilmişiz gibi. Hem hava alıyorum hem dinleniyorum. Birazdan iyi olurum herhalde ya. Enerjim yerine gelir tekrar. Öyle yani. Hamilelik. Anı tutmuyor. Ya. Fındık faresi. Bal. Mutlu musun? Mutluyum. Gıdı sevme aşı. Çok mu seviyorsun gıdıyı? Evet. Baba. Şimdi şöyle çok hafif bir makyaj yaptım. Biraz eyeliner sürdüm, biraz ruj sürdüm. Normalde de ben zaten öyle fondöten falan sevmem. Şimdi sevgili birkaç kare fotoğrafımı çekecek. Bakalım nasıl olacak? Ta-ta-ta-ta! Şapkamı taktım, saçımı saldım. Üstüme de cicimi giydim. Hazırım! 24 haftalık göbüşüm ve ben. 24 haftalık ikinci kez baba adayı. Evet. Bekliyoruz. Evet sevgili, yine bir fotoğraf günündesin. Ne yapıyorsun? Her zamanki gibi. Hazırsın. Çekim hazırlıkları. Ben hazırsın. Hazırım. Her zamanki gibi hazırsın. Ben hazırım. Yani en son hazırlanan ben oluyorum her zamanki gibi. Ben de hazırım. Balım da hazır. En tatlısı sen oldun bak. Ama. Evet. Ama ben çekimi yapayım. Tamam. Tabii ki yaparsın. En güzel fotoğrafları hep sen çekiyorsun değil mi? Evet. Oh.
Oy oy oy. Sen ne yapıyorsun? Bir daha tanına bahçede. Hadi dıgı dıkla. Dıgı dık dıgı dık dıgı dık dıgı dık dıgı dık. Fotoğraf çekimini daha olaysız bitirdik. Mutlu musun sevgili? Ben mutluyum. Oh, sonunda bitti. Yani ben bunu demiyorum. Bizimki nerede? Bak. Baba, sonraki durağımıza gidelim. Evet, şimdi de geliyorum. Bir sonraki durağa gideceğiz. Dın dın dın. Ay, ikisini bir arada aynı kareye soktum. Tamam. Ve yine anne topuzuna dönüş. Topuzumu yaptım. Şimdi ortalığı toparlamaya geçiyorum. Artık toparlanıp eve dönüş vakti. Ne diyoruz? Anne topuzu candır. Bitsin o yokuşta, ben birinci olacağım. Bitmiyor, bitmiyor. Şampiyon. Onlar artık son tur oyunlarını oynarken ben de evi toparladım, bir süpürdüm şöyle. Eşyalarımızı hazırladım. Şimdi ufaktan bir şeyler atıştıracağız. Ondan sonra yola çıkacağız. Benim de bu arada burnum falan bayağı yanmış. Gerçekten güneşli hava bana çok iyi geldi. Böyle iki gün falan bayağı bulutluydu ama sonrasında güneşli günlerde güzel vakit geçirdik. Bizim için şahane bir 4 gündü. Gerçekten çok güzel nefes aldık. 3 aydır falan çıkmamanın acısını 4 günde çıkarmış olduk. Çok keyifli geçti. Tabii ben sizinle ancak 2 gününü paylaştım. Çünkü hem çok fazla video olacaktı. Sonra 4 günü bir araya getirmek benim için zor olacaktı. O yüzden 2 günde sınırlandırdım. Daha sonra belki haftalık vlog falan olur ama bence günlük olanları daha güzel oluyor. Bakalım nasıl olacak sonrası. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer ki videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, aşağıya yorum bırakmayı ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.